Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir su bardağı sütle yapabileceğiniz harika katmer tarifiyle geldim bugün. Sütü karıştırma kabına ve 1,5 çay kaşığı tuzu alıyorum ikisini birlikte. Bir su bardağı unu ekliyorum. Kıvamını tam görebilmek için ben bugün elimle yaptım hamuru. İkinci su bardağını ekliyorum. Evet, hamur hafif hafif toparlanmaya başladı kaşıkla. Şimdi ben bunu tezgaha alacağım. Ve minik bir un ilavesiyle toparlayıp güzel bir hamur yapacağım. Yarım su bardağı kadar tekrar yanıma un aldım. Ve bu aşamada hamuru toparlarken kullanacağım bu unu. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım diyebilirim. Evet, katmerin ölçüleri malum şu an evde olduğumuz için, ev ahalisinden başka kimseye ikram edemediğimiz için biraz az diyebilirim. Çünkü bizim ailede çok fazla bir yiyen yok. O yüzden ben tam 6 tane katmer çıkacak şekilde hamuru hazırladım. Dilerseniz 2 katını yaparak, biraz da geniş bir aileniz varsa ve çocuklarınız büyükse tarifin 2 katını yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde özlü güzel bir hamur yaptım. Şimdi ben bunu 6 eşit parçaya bölüyorum. Dediğim gibi bizim için bir gün bir kahvaltıda bu yeterli oldu. Hamurumu bu şekilde 6 tane parçaya ayırıyorum, eşit parçaya. Ve bunları tezgaha diziyorum. Hazırladığım hamurların üzerini kurumaması için şöyle bir poşetle kapatıyorum. Sonra ilk yaptığım hamurdan başlayarak şöyle elimle önce bir inceltiyorum. Ardından merdane ile yaklaşık 20 santim çapında hamuru büyütmeye çalışıyorum. Dilerseniz merdane ile, dilerseniz oklava ile açabilirsiniz. Hangisiyle kolayınıza geliyorsa, ben iki türlü de gösterdim. İkisini de yapabilirsiniz. Oklavayla açmak benim daha kolayıma geldi açıkçası. Bir sonraki sefer daha pratiğini göstereceğim şimdi size. Herkes bu şekilde oklava kullanamayabilir. Çünkü mutfağa yeni girenler ya da yaşa bazı küçük olan arkadaşlarım izliyorsa, onlar için çok pratik bir yöntem göstereceğim şimdi. Hamuru açarken bu şekilde hafif hafif unlamanız hiçbir sakınca yok. Her türlü hamur için unlamadan açmak zaten mümkün olmayacağından dolayı unlamak gayet normal. Ama tabi dozunda minik minik unlardan bahsediyoruz. Yumuşamış olan tereyağı ile bu şekilde güzelce ince bir tabaka olacak şekilde katmerimizin içini yağlıyoruz. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Benim çocuklarım özellikle çok çok beğenerek yediler ve çok hoşlarına gitti. Hatta miktar olarak biraz daha fazla yapsaydın dediler. Ben de heveslerini başka bir sefere saklamalarını söyledim. İnşallah bir kere daha yaparsam daha fazla yaparım. Bu şekilde esnetiyorum elimle hafif. Şöyle kendi etrafında çörek gibi sarıyorum. Şimdi oklavayla çok daha pratik bir açma yöntemi göstereceğim. Yine hamuru elimde şöyle inceltiyorum hafif. Arkasının önünü unluyorum. Güzelce. Şöyle bakın, bu şekilde hafif oklavaya bastırarak bu şekilde açıyorum. Bu gerçekten pratik bir yöntem. Ama yine oklavanızı ve ya da hamurunuzu şöyle hafif hafif unlamanız gerekiyor. Bakın, unlamadığınız takdirde yapışmalar olabiliyor. Ben tüm hamurlarımı hemen hemen bu şekilde hazırladım diyebilirim. Oklavayla sadece bir kere çekim için sizler için göstermiş oldum. Pardon, merdaneyle. Şimdi üzerine bunun yine yumuşamış olan tereyağından bir ince tabaka halinde sürüyorum. Birazcık böyle dikdörtgene daha çok benzediği için şöyle geniş tarafından başlayarak katlayacağım.
Şu şekilde elinizde esnetebilirsiniz. Bu şekilde sarıp, şimdi ben bu yaptığım çörekleri, katmer çöreklerini üzerine bir poşet daha kapatıp buzdolabına gönderiyorum. Yarım saat durabilir, dilerseniz bir gece durabilir buzdolabında, hiçbir sakıncası yok. 15 dakikada yeterli tabii ki. 15 dakika sonra ben çıkardım ve şimdi yine hafif hafif unlayarak açıyorum. Açtığım boyut yine ilk açtığım katmer boyutu gibi 20 santim yeterli. Ya da tavanınızın boyutuna göre de açabilirsiniz ama çok daha inceltirseniz belki kuruyabilir. Zaten yaparken anlarsınız ne kadar inceltmeniz gerektiğini. Çok minik un kullanabilirsiniz yine bu aşamada. Maksat tezgaha ya da işte hamur yaptığımız mata yapışmasın. Evet, bu şekilde hazırladım. Ben hepsini hazırladım, daha sonra pişirmeye başladım. Bir tane daha gösterelim. Hamurum gerçekten çok kıvamlı ve çok güzel olmuş. Bakın daha ben açarken kabarcıklar çıkmaya başlıyor. Sanki mayalı hamurmuş gibi kabarıyor. Hamurun içinde kabartma tozu yok. Sadece süt, tuz ve un var. Bu haliyle bile gerçekten çok güzel oldu. Güzel bir tarif yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok aslında. Önemli olan hangi malzemeleri hangi oranda birleştireceğimizi ayarlayabilmek. Bütün hamurlarımı açtım. Şimdi pişirme kısmına geçiyorum. İlk yaptığım katmerden başlayarak ısınmış olan tavama alıyorum katmeri. İlk katmer birazcık geç pişebilir. Bunda bir sorun yok. Tava henüz çünkü şu an tam anlamıyla bir ısınmamış olabilir. Arkada önünü çevirerek birkaç kere her tarafının çıtır çıtır piştiğine emin olana kadar ocağın başında duruyoruz ve tüm katmerlerimizi çevire çevire pişiriyoruz. Pişirme kısmı birazcık zahmetli ama lezzet olarak gerçekten çok çok güzel olduğu için bu zahmete değiyor açıkçası. Pişmeyen kısımları bu şekilde spatula ile bastırıp pişmesini sağlayabilirsiniz ya da tavayı sağa sola sallayarak diğer taraflarında ateş görmesini sağlayabilirsiniz. Kuru, kesinlikle kuru olmuyor. Çıtır çıtır oluyor. Bakın ben pişirdiklerimin üzerini kapatmadım yumuşamasın diye. Kahvaltı yapana kadar açık kaldı. Bu şekilde hepsini hazırladım. Ve bakın şimdi katmerlerimin dokusuna ve görüntüsüne siz karar verin nasıl olmuş. Biz çok beğendik. Gerçekten çok çok lezzetli oldu. Ve bakın şu an dokusu tel tel dağılan bir yapıda oldu. Özellikle kahvaltıda peynirle, yeşillikle, çocuklar reçelle çok sevdiler. Siz de çocuklarınıza yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve minik dahi olsa bir yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kanalıma da henüz abone değilseniz abone olursanız yine çok sevinirim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.